Öncelikle herkese merhabalar diliyorum. Ben avukat Ayhan Öğmen. Geçen haftaki bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Ben Nijos'ta yatırım yapıp yatırımcı vizesi almak istiyorum. Bu minvalde sıfırdan şirket mi kurmak yoksa mevcut bir inşaat şirketini satın almak mı süreci kısaltır diye bir takipçimiz bize soruyor. Şimdi öncelikle yatırımcı vizesi almak isteyenler ya da alacak olan kişilerin ister yeni bir firma kuruyor olmaları ya da var olan bir işletmeyi devralıp onun üzerinden yatırımcı vizesine gitme imkanına sahiplerdir. İkisi de yatırımcı vizesi almak için uygun olan yollardır. Fakat tabii buradaki takipçimizin sorduğu hız noktasına baktığımızda tabii ki yani var olan, işlemekte olan bir firmanın üzerinden yatırımcı vizesi dosyasını hazırlamak çok daha hızlı olacaktır. Çünkü gün sonunda devir işlemi yapılacaktır. Ve devir işlemi yapar yapmaz var olan şirket eski işletme sahibi değişecektir. Şirketin sahibi değişecektir ve dolayısıyla var olan işletme devam ediyor olacaktır. Yaptığı işlerle, çalışanlarıyla, faturalarıyla, ödemeleriyle, kazançlarıyla devam ediyor olacaktır. Dolayısıyla tabii ki hız noktasındaki soruya geliyorsanız tabii ki yeni başlayan bir şirket, yatırım yapılan, çalışır hale gelecek bir firma bir süre daha zaman alabilir. Ama bu tabii şu anlama gelmesin illa var olan işletmeyi satın alıp yeni bir iş kurup kurmama durumu olarak görmemeniz lazım bunu. Önemli olan yapmak istediğiniz iş alanında hangisi sizin iş alanınız için avantajlı olacaksa ve size kazanç elde ettirecekse onu bence öncelik olarak tutmanızda fayda var. Tabi eğer var olan bu işletmeyi devralmakla siz gelir elde etmeye devam edecekseniz tabii ki var olan işletmeyi satın olarak e, hızlı bir şekilde yatırımcı vizesine gitmek daha hızlı olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen haftaki bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Parmak izni vereli 6 ay oldu ve hala çalışma izni gelmedi. Çevremde de bu kadar süredir bekleyenler var. Bekleme süresi eskiden 3-4 aydır deniliyor. Acaba bu kadar uzaması normal midir diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi öncelikle göçmen dairesinde yapılan başvurularda her başvuru türünün ve bölgenin ya da kurumun yani servis center'ın bakacağı dosyanın süresi değişebiliyor. Kimi zamanlarda bu süreler hızlı sürebiliyor kimi zamanlarda uzun. Öncelikle bunu göz ardı etmeyin. Sonuçta süreç değişken olabilir. Fakat şu anki şöyle söyleyeyim bu yılın başından ya da geçen yılın sonundan itibaren çalışma izni başvurularında maalesef bekleme sürelerinde uzama var. Dolayısıyla sizin sorunuzda bu uzama normal midir? Sorunun cevabı evet normal. Şu anki maalesef göçmenlik dairesinin bu başvurulardaki dönüş süreci, onların da belirttiği süreler uzun süreye dönmüş durumda. Dolayısıyla kendileri şu an zaten bunun 2-3 ayda değil, 7-8 ayda en az elde edilebileceğine dair zaten bildirde bulunuyorlar. Dolayısıyla bu noktada uzama normaldir. Herhangi bir paniğe yol açacak bir durum yok. Ve dolayısıyla normal bir sürecin içindesinizdir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, geçen haftaki bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Amerika vizesi aldıktan sonra Türkiye'de çalışırken İşten ayrıldım diyelim. Amerika'ya girişte vizede bir sıkıntı olur mu diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi siz burada önemli olan nokta Amerikan vizesine başvururken doğru beyanda bulunuyor olmanız. Eğer siz Amerikan vizesine başvururken çalışıyorsanız ve çalıştığınız yeri belirttiyseniz onda bir problem yok. Daha sonra o iş yerinde kalmak zorunda değilsiniz. Eğer o iş yerinden çıkma ya da ayrılma durumu söz konusu olursa bu sizin Amerika'ya girişinizi engelleyecek bir durum değildir. Ama biliyorsunuz her Amerika girişinde görevliler, sınırdaki görevliler sizi alıp alamama noktasında takdir hakkına sahiptirler. Dolayısıyla önemli olan sizin konsolosluğa vize başvurusu yaptığınızda doğru bir bilgide bulunuyor olmanız. Yoksa herhangi bir sıkıntı durum, oluşacak bir durum gözükmüyor. Geçen haftaki bir takipçimizden gelen soru şu yönde. E2 veya herhangi bir yatırım vizesi alıp bir iş yaparken, örneğin franchise kafe açmışken Cebimdeki diğer sermayeyle farklı bir iş yapabilir miyim diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Eğer siz E2 vizenizi, yatırımcı vizenizi bir işe yatırım yap yaparak aldıysanız ve önemli olan o işi yönetiyor olmanız, o yatırımı yönetiyor olmanız olacaktır. Eğer bu E2 vizesinin yatırımcı vizesini aldığınız firmayı yönetirken başka bir yatırım imkanı çıkarsa ve oraya da yatırım yapmak, istiyorsanız bunda bir engel yoktur. Ama eğer siz o yatırım yapacağınız firmayı yönetecekseniz veya oraya geçecekseniz yönetim olarak o zaman göçmen ihtiyacınızın bu konudaki değişiklik başvurusunda bulunmakta fayda vardır. Yoksa siz var olan E2 vize yatırımcı vizesini aldığınız firmanızın yönetimine devam edecekseniz ve oraya sadece yatırım yapıyorsanız diğer işe bunda herhangi bir sorun yoktur. Dolayısıyla bu yatırımınızı yapabilirsiniz deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen haftaki bir takipçimizden gelen soru da şuydu. C1 vizesiyle work and travel için bir ay önce Amerika'ya geldim. Bana verdikleri iş ve ev kötü olduğu için program dışında iş ve ev buldum. Sponsorun şartlarına uymadığım için vizen bugün iptal edildi. Şu an dil okulu ile vize alabilir miyim? Bu durumda ne yapmam gerekir diye bu takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyebiliriz. Sizin C1 Work and Travel programı ile geldiğinizde bu programa uygun davranıyor olmanız, programın şartları size uymuyor bile olsa kurallara uygun devam ediyor olmanız gerekirdi. Belki denediniz ya da denemediniz. Program sponsoruna ulaşıp yeni bir iş yeri bulduğunuzu ve onaylamalarını rica edebilirdiniz. Tabi bunlar onaylayacak diye bir kayda yok. Ama onaylarsalar o zaman cevap programınızı tabii ki devam ettirebilirdiniz. Dolayısıyla şu anki durumda eğer onlar belirttikleri şekilde ve günde iptal etmişseler sizin e, öğrenci vizesi ya da statüsüne başvuru yapıyor olsanız bile sonradan bu red alma durumu çok yüksek. Ama bütün bu mesele tabii ki e, sponsor firmanın sizi ne zaman bildirdiği eğer ihlal edip etmeme noktasını görmek gerekecek. Bir de bir şey daha unutmayın. Tabii ki siz bu programa geleli çok yeni oldu. ve Bu programdan dolayı da Amerika'ya giriş yapalı belki bir, bir, bir buçuk, iki ay olmuş durumda. Bu tarz bir statü de çok sıcak bakılmayacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen haftaki bir takipçimizden gelen soru şu yönde. ABD vatandaşıyla evliyim ve yaklaşık 6 ay önce Green kartımı aldım. Türkiye'de yaşayan 28 yaşında oğlumu... Amerika'ya getirmek için Green Card statümle başvuru yapabilir miyim? Ya da ABD vatandaşı eşim Step Child olarak oğlum için başvuru yapabilir mi diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi öncelikle tabii ki siz yeşil kart sahibi olarak çocuklarınıza başvuru yapabilirsiniz. 21 yaşının altındaki çocuklarınız çok daha hızlı buraya gelme durumu olur. Ama 21 yaşının üstündeki çocuklarınızın ise gelmesi daha uzun bir zaman alacaktır. Yoksa siz yeşil kartınız üzerinden oğlunuza yeşil kart sponsorluğu başvurusunu yapabilirsiniz ve kendisi de vize kotalarını beklemesi gerekecek. Aa, i̇kinci sorunun cevabı ise hayır maalesef eşiniz step child olarak başvuru yapamayacak çünkü bu çocuğunuz tabii ki biliyorsunuz 21 yaşın üstünde ve dolayısıyla eğer o 18 yaşına girmeden siz evlenmediyseniz böyle bir başvuru yapma yetkisi olmayacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen haftaki bir takipçimizden gelen soru şu öyle. Ben green card çekilişini kazandım. Amerika'ya giriş yaptıktan sonra green kartımı almak için herhangi bir yere para ödemem gerekiyor mu diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi eğer siz çekilişten yeşil kart kazandıysanız ve bununla ilgili gerekli çalışmaları yapıp konsolosluk görüşmesinden onay alıp vizenizi alıp çıktıysanız ve Amerika'ya da giriş yapmanız gerekecektir. Burada önemli olan nokta göçmenlik vizesi baş, e, olayını aldıktan sonra konsolosluktan ya da Amerika'ya girdikten sonra 200 dolar civarında bir ödemeyi yapmanız gerekecektir. Eğer o ödemeyi yapmadıysanız Türkiye'de ya da şu an o green card'ın gelme durumu olmayacaktır maalesef. Dolayısıyla o ödemeyi yapmanız gerekecektir. Yapmadıysanız ödemenizi en kısa zamanda yapmanızda fayda var. Bu sayede siz a, yeşil kartınızı Size gönderiyor olacaklardır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Eşi üzerinden yeşil pasaport ve vize alan kişi boşanınca ABD vizesi de iptal oluyor mu diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi tabi eşi üzerinden bu tarz bir pasaporta yeşil pasaporta kazanmış biri. Ama belki pasaport hakkında sahip olmayabilir sonra değiştirmek zorunda kalabilir. Ama vizesini Kaybolmuyor. Yani eğer aldığı vize turist vizesi ise kendisini daha önce başka bir pasportu türüyle bunu almış olması tekrar o vizesinin geçersiz sayılmasına yol açmaz. Dolayısıyla burada önemli olan şey boşandıktan sonra alacağı yeni pasportuyla eski pasportunu kendisinde bulunduracak. Ve bu sayede eski pasportunda bulunan vizeyle ve yeni pasportuyla Amerika'ya seyahat edebilecektir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı bir takipçimizden gelen soru şu önde. H2B vizesiyle Amerika'ya gelip e, vize sürecim bittikten sonra evlenme ve yatırım hariç Amerika'da nasıl kalabilirim diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi eğer siz H2B vizesiyle geldiyseniz ve Amerika'da bulunduğunuz süreçte e, programınız devam ederken e, programınız bitmek üzereyken burada kalmaya devam etme niyetindeyseniz bunun ne amaçlı olduğunu görmek lazım. Eğer bir iş yeri sponsor oluyorsa o sponsorluk durumu değerlendirilebilir. Ya da eğer bir okuma ya da dilinizi ya da eğitiminizi geliştirme gibi bir yani niyetteyseniz o zaman öğrenci statüsü tarzı başvuruları geçebilirsiniz. Ya da turist statüsü tarzı başvuruları geçilebilir. Dolayısıyla bu şekilde opsiyonlarınızın olacağını düşünüyorum en azından deyip takipçimizin sorusunun cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Amerika'ya iltica edip orada kendi mesleğimizi veteriner hekimliği yapabilir miyiz? Kendi mesleğimizde yükselebiliyor muyuz yoksa sadece al kademelerde mi çalışabiliyoruz diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi siz eğer Amerika'da bulunduğunuz bulunuyorsanız veya geldikten sonra çalışma izniniz varsa ya da burada yeşil kartınız ya da vatandaşlığınız var ise aynen burada çalışma izni olan, oturum olan diğer kişiler gibi ...çalışma hakkına sahip olacaksınız. Dolayısıyla illa al kademe işler... ...ya da üst kademe ya da mesleğe... ...profesyonel meslek tarzı... ...bir ayrımla karşı karşıya kalmayacaksınız. O aslında sizin... ...birikiminiz ya da tecrübeniz... ...ya da ne tür alanda çalışmanıza... ...ya da iş bulabileceğinize göre değişecektir. Dolayısıyla eğer siz buraya geldiniz... ...ve Türkiye'deki mesleğinizi burada... ...yerine getirmek istiyorsanız... ...o zaman yapmanız gereken şey... ...bu tarz veteriner hekimliği için... ...Amerika'da neler yapmanız gerekiyor tekrar mı okumanız gerekiyor, ek krediler mi almanız lazım, sınavları mı geçmeniz gerekiyor. Bu yükümlülüklere bakıp bu yükümleri yerine getirdikten sonra burada da o mesleğinizi yapabilme ya da yerine getirme imkanına sahip olacaksınızdır diyebiliriz. Yani dolayısıyla önemli olan nokta sizin Türkiye'deki işinizi Burada yapabilmek için atacağınız adımlar ve çalışmalar olacaktır. Dolayısıyla siz bu anlamda denklik olsun, ek krediler olsun, sınavlar olsun bunları hallettikten sonra bir problem yaşamayacağınızı düşünüyorum. Çalışma ya da bu da oturumunuz olduğu sürece deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Kardeşimin 10 yıllık ABD turist vizesi var. Benim adıma bir mal mülk yok. ABD turist vizesi olan kardeşim bana kefil olup ben de vize alabilir miyim diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi siz eğer Amerikan Konsolosluğu'na turist vizesi başvurusu yapıyorsanız ya kendi gelirinizin ya da finansal durumunuzun yerinde olduğunu ya da size bu noktada ailenizin diyelim sponsorluğunun ya gelirinin yeterli olup size destek olacağınızı göstermenizde bir problem yok. Fakat unutmayın ki Amerikan Konsolosluğu onun dışında sizin e, Türkiye'de ne yaptığınız, bağlarınız bunlara bakacaktır ve dolayısıyla bunları yetersiz görürse kefiniz bile olsa size vize vermeme durumuna geçebilirler. Dolayısıyla bu noktadaki a, durumu sadece gelir ya da finansal durumun yerinde olmasıyla bağdaştırmamakta fayda var. Aynı şekilde okuyor musunuz, çalışıyor musunuz, başka ne tür bağlarınız var? Sizin vize alma durumunuzu belirleyecek durumlar olacak diyip deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. B1 vizesiyle Amerika'ya gelip master'a başlarsak Türkiye'ye dönebilmek için vizeyi pasaporta bastırmanın bir yolu var mıdır diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi eğer siz Amerika'ya e, turist vizesiyle geldiyseniz ve Amerika'da bulunduğunuz bu süreçte turist vizesinden öğrenci statüsüne geçiş yaptıysanız ve bu öğrenci statüsünün sonunda da Master eğitiminize başladıysanız yapılacak en mantıklı şey Türkiye ziyarete gideceğiniz zaman Amerikan Konsolosluğu'ndan öğrenci vizesi için randevu alacaksınız. Ve o görüşmeye gidip öğrenci vizesi talebinde bulunuyor olacaksınız. Tabi bu illaki Amerikan Konsolosluğu'nun kabul edecek diye etmek zorundadır diye bir yükümlülükte olacağını düşünmeyin lütfen. Çünkü bunu kabul etmek zorunda değiller, onaylamak zorunda değiller. Dolayısıyla bu noktada siz onlara aslında niyetinizin eğitim olduğunu... Ve eğitiminizi tamamlar tamamlamaz Türkiye'ye geri döneceğiniz noktasında e, ikna ediyor olmanız önemli olacaktır. Yoksa öbür türlü sorun yaşama durumunuz oluşabilir deyip e, takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Haftaya Amerika vize görüşmem var. Acaba vize görüşmesinde nelere dikkat etmeliyim diye takipçimiz bize soruyor. Kısa da olsa şu tavsiyelerde bulunabilirim. Önemli olan nokta tabii yaptığınız turist vizesi başvurusunda belirtip belirtmediğinize göre değişebilir. Size niçin, ne amaçlı Amerika'ya geleceğinizi sorabilir, gideceğinizi sorabilir. E, ne yapacağınızı, ne kadar kalacağınızı sorabilir. Ha, bu noktada e, tabii ki sizin hani belli bir seyahat planı yapmamış olabilirsiniz. Vizenizi almayı bekliyor olabilirsiniz ama genel olarak devam maçla nereye gideceğinizi onlara açıklıyor olmanızda fayda var. Onun dışında Türkiye'deki durumunuzu sorabilirler. Çalışıp çalışmadığınızı, okuyup okumadığınızı. Bu noktadaki belgeleri de elinizde bulundurmanızda fayda var. Ki bu noktada gelecek sorulara da çok daha rahat hem cevap verebilme hem de görevlilerin bu noktada size güvenebilmelerine imkan sağlar. Dolayısıyla onun dışındaki tavsiyemiz sorularınızı yani rahat olun soruları cevaplayın ve Umarız vizeyi alabilme şansınız olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu önde Sponsor firma üzerinden alacağımız green card süreci tahmini ne kadar sürmektedir diye bu takipçimiz bize soruyor. Şimdi öncelikle tabii sponsor üzerinden yeşil kart alabilmek demek bir iş yeri, bir işletmenin, bir şirketin size ya eğitiminiz ya tecrübeniz ya birikiminiz ya size belli yeteneğinizden dolayı sizi de çalışmak istemesi ve siz sponsor olması demektir. Ve bunun için normalde 3 aşamaya bölünmektedir bu süreç. Bunlardan ilki İş ve İşçi Bakanlığı'na yapılan başvurudur. İkincisi de göçmenlik dersiyle yapılan size işverenin yaptığı göçmenlik vizesi aşamasıdır. Ve üçüncüsü de sizin yeşil kart başvuru aşamanız olacaktır. Bu sürelerin sizin ne kadar yeşil karta, ne zaman yeşil karta gidip gidemeyeceğinizi belirleyecek aşamalar olacaktır. Dolayısıyla bu noktadaki sürelerin en önemli şeyleri bir, tabii ki ilk iki aşamanın sonuçlanması ve diğeri de vize kotalarının açık olup olmadığı ve sizin siz şu an hangi dosyaları incelediğinde ne kadar bekleyeceğinizi gösterir. Dolayısıyla biz şöyle söyleyebilirim. Genelde söylediğimiz 1,5 ile 2 yıl arası sürebilir diyoruz. Fakat bunu da unutmayın. Kota süreleri devamlı değişmekte. Mesela gelecek ay geriye gidiyor. Dolayısıyla bu sayede belki iki yıl değil, iki yılın üstünde bir bekleme süreci doğabilir ya da çıkabilir. Dolayısıyla bunu göz ardı etmemekte fayda vardır. Bu anlamda da tahmini sürecin ne kadar süreceğini sizin bekleme sürecinizde orantılı olarak görmekte fayda vardır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü canlı yayında gelen sorulardan bir tanesi Amerika'da kardeşim olduğu için bana vize vermiyorlar. Green Card için bile başvuru yaparken kardeş ikinci derece yakın sayılırken acaba neden vizede bana sorun çıkarıyorlar diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi genelde tabii ki vizede neden sorun çıkarıldığı, neden verilmediği çok değişik faktörleri olabilir. Bazen tabii ki burada bir aile ferdinin bulunması olumludur. Bazen de olumsuz etki yapabiliyordur. Ya da kardeşinizin Amerika'ya geliş tarzı ve burada daha sonra Green Card'a geçiyor olmuş olması sizin de bu yolları izleyeceğinizin imkanını ya da durumu arayacağınızı görevlere düşündürebilir. Dolayısıyla bu anlamda kardeşinizin burada olmasını olumlu değil de olumsuz görüyor olabilirler. Yoksa haklısınız yani kardeşinizin onlar da kardeşinizin size başvurup yeşil kart alma durumuna gireceğinizde onun çok uzun süreceğini biliyorlar kolay olmayacağını. Ama onun kalabilme türü ya da tarzından dolayı sizin de bu şekilde Amerika'da kalma durumuna bakabileceğiniz ihtimalini düşünüyor olabilirler deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.